sahilinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erol Alagül. Bugün sizlere yeni bir video çekmek istedim ve elektrikli bisiklet ekran ayarları çekeceğim size arkadaşlar. Hangi elektrikli bisiklet? Geçen gün tanıtmış olduğum TNT 15 elektrikli bisikletin ekranı olan, göstereyim hemen ekranımızda, KT LCD 3 Display diye geçen bu ekranı sizlere tanıtacağım birazdan. Bu ekranla ilgili birçok soru geldi. Bu bisikleti kullanan çoğu arkadaş hız sınırını kaldıramadığını, hız limitini arttıramadığını ve ekran ayarlarına giremediklerinden bahsettiler. Bana söylediler. Hani bununla ilgili ekran ayarları yapar mısınız diye ricada bulundular. Ben de ekranla birazcık uğraştım. Ben hiç girmemiştim ekran ayarlarına daha önceden. Daha doğrusu bu artı ile eksiye basma şeyi var ekran ayarlarına girerken, biliyorsunuz. Bu bisiklette yapmama rağmen olmadı. Biraz karışık bir şekilde giriliyor bu ekrana. O yüzden size bunları anlatacağım, nasıl olduğunu. Biraz uğraştım, iç özelliklerine baktım, hız sınırını kaldırdım arkadaşlar. 35 km'a kadar ben çıkabiliyorum, 25 km sınırına geçebiliyoruz artık. Sizlere de bunu birazdan göstereceğim. Ayrıca sadece bu bisiklet değil, diğer bisikletlerde de bu ekranı kullanan arkadaşlar olabilir. Dediğim gibi LCD 3 Display diye geçiyor, KT LCD 3 Display ekran olarak. Bu ekranı kullananlar bu videoyu izlerse ekran ayarlarında görmüş olacaktır. Şimdi ekran ayarlarına geçelim. Ekranımız görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar. Renksiz tablet ekran. Kapatma açma tuşu yan tarafında buradan gerçekleşiyor. Basılı tuttuğumuz zaman ekranımız açılıyor gördüğünüz gibi. Ekran açıldıktan sonra ışığı kapanıyor. Işığı açmak için artıya basılı tuttuğumuz zaman hem ön farımız açılıyor hem de ekran ışığımız açılabiliyor. Bu şekilde size gösterebilirim. Şimdi ekranın önce karşımıza çıkan ayarlarıyla size birkaç şey bahsetmek istiyorum. Burada ilk açılışta sol tarafta görülen asist 1'den 5'e kadar hız seviyemiz. 5. hızımız en son oluyor. 5 asist. Burası bataryanın durumunu gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi benimki zayıf şu an. Aşağı tarafta açtığımız andan itibaren kaç kilometre gittiğimizi gösteriyor. Ben 22 kilometre gitmişim. Burada sağ alt tarafta sıcaklığı gösteriyor. Mersin sahilindeyiz ve hava gördüğünüz gibi gayet güzel, güneşli ve 18 derece. Çoğu yere göre güzel havamız. Burada hızı gösteriyor. Giderken anlık hız göstergemiz. Buradan motorun çektiği voltaj değerini gösteriyor ve burada da kaç dakika sürdüğümüzü gösteriyor. 57 dakika ben kullanmışım. 22 kilometreyi 57 dakikada gitmişim arkadaşlar. O şekilde söyleyebiliriz. Onun dışında burada far ışığı görünüyor. Far ışığı gördüğünüz gibi. Şu an farı açmıştık az önce. Ekranla beraber açılmıştı. Burada ilk ekran bu şekilde. Bir kere kapatma tuşuna bastığınız zaman ekran değişiyor burada. Burada bu sefer toplam gittiğiniz kilometre gösteriyor. Az önce sıfırlama yaptıktan sonraki gittiğiniz kilometreyi gösteriyordu. Bu da ilk sıfırdan beridir kaç kilometre gittiğinizi, toplam 643 kilometre yapmışım, bunu gösteriyor. Burası anlık minimum hızını gösteriyor, 23 kilometre hız. Yine burası toplam saati gösteriyor, 38 saat 55 dakikada 643 kilometreyi yapmışım. Tekrardan kapatma tuşuna bastığınız zaman maksimum gittiğiniz hızı gösteriyor. Yani ben 22 kilometre içerisinde maksimum 41.7 kilometre hıza ulaşmışım, onu gösteriyor burada. Güzel bir özellik bu da. Burada da voltaj değeri. 36.2 voltaj değerim kalmış. Normalde batarya tam dolu olduğunda 41-42 gösterirken ben kullanmışım. Zaten bataryam da zayıflamış. 36 voltaj değeri gösteriyor. İlk ekranımız bu kadar arkadaşlar. 3 menü arasında geçiş sağlıyoruz. Toplam 10-15 tane göstergemiz var. Ve bunun dışında başka bir şey yok. Şimdi gelelim ekran ayarlarının iç kısmına girmeye. Parametre ayarlarına. Burası en önemli yeri zaten. Parametre ayarlarına normalde artı ve eksi tuşuna basarak giriyorduk. Ancak burada artı ve eksi tuşuna bastığımız zaman girmiyor arkadaşlar. Artı ve eksi tuşuna bastığımız zaman kilometre ve dakika sıfırlanıyor. Sadece sıfırlama yapabiliyorsunuz. Yani ilk açtığınız andan itibaren kaç kilometre gittiğinizi gösteren bu değer sıfırlanıyor. Toplam kilometreyi sıfırlayamıyorsunuz. 643 kilometre sabit kalıyor. Onu yapıyorsunuz ama ekran ayarlarına yine giremiyorsunuz. Önce ben sıfırlamayı göstereceğim. Artı ile eksiye basılı tuttuğunuz zaman Işık yanıp yanıp sönecek. Gördüğünüz gibi. Burada ben kapatma tuşuna bastığım an, basıyorum şu an bir kere. Basınca gördüğünüz gibi sıfırlandı. Yani bunun ne işe yarıyor? Bu çok işlevli bir şey aslında. Mesela bataryamızı doldurduk. Bataryamızı full doldurduk.
doldurduktan sonra kilometremizin tamamını sıfırlamıyoruz da sadece burayı sıfırlıyoruz ve batarya bitene kadar toplam kaç kilometre yaptığımızı ve kaç dakikada yaptığımızı görebileceğiz anlamına geliyor. Gerçekten bu güzel bir özellik. Bizim diğer ekranlarımızda SV900'de, SV866 ekranlarda bu tarz şeyler yapamıyoruz arkadaşlar. Ancak burada bu özelliği yapabiliyoruz. Gerçekten çok kullanışlı. Şimdi peki ekran ayarlarına nasıl gireceğiz? Bu sıfırlama yaptıktan sonra tekrardan bastığım zaman hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Yine sıfırlama oluyor. Yani ekran ayarlarına giremiyoruz. Ben bunu şu şekilde buldum. Bir gün tesadüf buldum. Artı ve eksiye basılı tutarken el gazına da basarsanız ayarlara girebiliyorsunuz. Biraz karışık, değişik bir şekilde giriş. El gazınız yoksa, el gazınız olmadığında da sürerken, pedalı çevirirken beraber yine artı ile eksiye basılı tutarsanız yine ekran ayarlarına giriyor. İki şekilde giriyor yani. Biraz karışık olabilir ancak bu şekilde. Onun için pas hızımızı sıfır alıyoruz. Pas hızımızı sıfır alacağız ki el gazını taktığımız zaman, bastığımız zaman gitmeyecek. Şimdi artı ile eksiye basıyorum ve el gazına da dokunacağım ve ekran ayarlarına gireceğim. Görmüş olduğunuz gibi ayarlara girdikten sonra arkadaşlar ortadaki ışık yanıp yanıp sönüyor. Burada maksimum hıza kaç ulaşacağınızı gösteriyor. Yani normalde bunun motoru 250 watt. 250 watt'ın bize vermiş olduğu motor gücü maksimum 35 km hıza destek veriyor. Ancak burada 72'ye kadar çıkartıyor. Bunu siz düşürerek ayarlardan 25 yapabilirsiniz. Ya da 72'ye de çıkartabilirsiniz. En yüksek 72'ye geliyor. Ancak 72 ile gidemiyorsunuz. 35 km hıza kadar çıkabiliyorsunuz. 35-40 arasındaki hızlara kadar çıkabiliyorsunuz. Maksimum batarya gücünde. Onun dışında tekrardan kapatma tuşuna bastığınız zaman bu sefer 24 in, 26 in, 700C, 28 in, 29 in, 05, 6, 8, 10, 12, 14 ve tekrardan 24'e geliyor. Ben bunu hiçbir bağlantısını kuramadım. Diğer değişik versiyonlarına kullandım. O 700C dahil 18'e, 5'e kullandım. Hiçbir fark olmadı. Onun için 24'te bırakıyorum ben bunu. Tekrardan kapatma tuşuna bastığımız zaman kilometre mi, mil mi? Yurt dışında mil kullanıyor biliyorsunuz, kilometre dışında. Yine ortaya basarsanız değişiyor. Kilometre gördüğünüz gibi yanıp yanıp sönüyor. Buna yukarıya bastığınız zaman mil oldu. Tekrardan yukarıya bastığınız zaman kilometre oldu. Ve Fahrenheit'a geldi. Yine tekrar yukarıya bastığımız zaman mil. Tekrardan bastığımız zaman kilometre ve santigrat derece. Yani Türkiye'de santigrat derece olarak sıcaklığı ölçüyoruz biliyorsunuz. Yurt dışlarında Fahrenheit olarak ölçülüyor. Bu ayarları yapabiliyorsunuz. Şimdi peki diğer iç ayarları nasıl giriyoruz? Bir kere daha artıyla eksiye basılı tuttuğunuz zaman bunun içindeyken olmadı. Şu alt tarafa geleceğiz. 24 yanıp sönecek önce. Yanıp sönerken tekrar artıyla eksiye basılı tuttuğunuz zaman yine olmadı arkadaşlar. Burasını nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Ortaya gelince herhalde yapacak. Kilometre mil yanıp sönüyor. Söndü. Tekrardan söndü. Ve kilometre gördüğünüz gibi hız sınırına geldi. Tekrardan artı ile eksiye basıyorsunuz. Yine olmadı. Nasıl yapıyoruz? Diğer iç ayarlarını arkadaşlar şu şekilde giriş yapıyorsunuz. Önce kapatma tuşuna basıyorsunuz. Yanıp sönüyor. Bir daha basıyorsunuz. Mil yanıp sönüyor. Bir kere daha basınca hiçbir şey yanmıyor. İşte tam bu anda tekrardan artıyla eksi tuşuna bastığınız zaman iç ayarlarına da girebiliyorsunuz. Hemen yapıyoruz. Artı ile eksiye burada basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada P1, tekrar kapatma tuşuna bir kere basınca P2, P3, P4 ve P5. 5 tane iç ayarı var arkadaşlar. Bu iç ayarlarını da buradan yapabiliyorsunuz. Tekrardan basınca yanıp sönme gidiyor. Tekrar basınca 1'e geliyor. Şimdi P1 demek tork ayarı 130. Bu tork ayarına ilk açtığınızda 100 olacak. 100 oluyor. Siz bunu 130'a getirin. Ben bunun denemesini yaptım. Eğer 100 yaparsanız kilometre hızınız doğru göstermiyor. Siz 33-34 kilometre ile giderken 28-29 kilometre hızla gidiyormuşsunuz gibi gösteriyor ekran. Ancak ben bunu hız ayar programından ölçtüm. 130 da doğru gösteriyor. Siz burayı P1'i tork ayarını 130 yapacaksınız. Tekrar kapatma tuşuna bastığınız zaman P2, P3 ve P4. 3 tane ayarımız var arkadaşlar. Bu ayarlara fazla dokunmayın. Şöyle yapın. Bu P2 ile P3'ü ben dokundum. Ne oluyor burada? Size anlatayım kısaca. Siz sadece benim yapmış olduğum gibi yapın. P2'yi 1 yapın. P3'ü 1 yapın.
P4'ü 0 yapın. Bunun dışında bunları elemeyin. Birazdan P5'i de söyleyeceğim. Hatta P5'i önce söyleyeyim. P5'te 15 motorun bataryadan çekeceği maksimum voltajı gösteriyor. Bu değer farklı değerler olabilir. Siz bunu 15'e getirin. En ideali 15. Bu şekilde kullanımı daha rahat ve kullanışlı oluyor ve ayrıca motoru da koruyor. P5 15 olacak. Şimdi gelelim tekrar P2 ve P3 ayarlarına. P2 ve P3 1 gördüğünüz gibi. Bunu arkadaşlar değiştirdiğiniz zaman 0 veya 2 yaptığınız zaman pedal desteğini kapatabiliyor. Birisi pedal desteğini kapatıyor. Diğeri ekranda giderken hızımızı gösteriyor ya. Pedal çevirirken bize hızı gösteriyor. Pedal çevirmeyi bıraktığımız anda biz aslında gidiyoruz belli bir hızda. 25 km hızda örnek veriyorum gidiyoruz. Ancak ekranda sıfıra düşüyor. Bu P3 değerini değiştirdiğiniz zaman sıfıra düşebiliyor. Yani bunu bir yapacaksınız ki siz pedalı bıraksanız bile örnek veriyorum 25'ten 23'e düştünüz. Orada ekranda yine görülebiliyor. Bu ayar bu. P4'e geldiğiniz zaman 0. Bu da el gazıyla alakalı bir durum. El gazı şu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. P4'ü 0'a yaptığınız zaman el gazıyla bastığınız anda maksimum istediğiniz isterseniz bu pas hızı 1, 2, 3, 4, 5 olsun fark etmez. El gazına bastığınız anda maksimumumuza ulaşıyor. Eğer P4'ü 1 yaparsanız sadece pas hızına göre hızlanıyor. Mesela ikinci pas hızında siz 15 km hıza kadar çıkabiliyorsunuz diyelim. El gazıyla bu sefer sadece 15 km hıza kadar çıkabiliyorsunuz. Buna 0 yapmanız daha avantajlı oluyor. Ben kullandım. Trafik içerisinde siz mesela bu pas hızını 3'e getiriyorsunuz. 3'e getirdiğinizde örnek veriyorum 23 km hızlarla gidiyorsunuz. Siz sadece pedal destekle spor yapmak amaçlı bisikleti kullanırken ani hızlanmanız gerekiyor. O sırada el gazına dokunduğunuz anda maksimumunuza çıkıyorsunuz 35 km hıza ve aşırı kullanışlı oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bu özellik. Onun için ayarları benim yapmış olduğum gibi yapın arkadaşlar. Dediğim gibi şu an ekran ayarları gitti gördüğünüz gibi ana menüye geldik. Burada dediğim gibi 3. pas hızında spor yaparak kullanırken ani hızlanmanız gerektiğinde direkt el gazına basıyorsunuz ve birden 5. hızla gidermiş gibi 35 km hıza çıkabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Onun dışında tekrardan belli bir süre bekleyince ekran gördüğünüz gibi normale dönüyor. Her şeyimiz 0. Şimdi devam ettiğimiz zaman hızımız ve kilometremiz gösterecek. Ekran ayarları bu şekilde arkadaşlar. Tekrar bir kere daha girmek istiyorum anlamayanlar için. Artı ve eksiye tuşuna önce asist seviyesini 0'a getirin. Çünkü el gazına basıyoruz hareket etmesin bisiklet. Artı ile eksiye basarken el gazına da basılı tutarsak menüye giriyor. Hemen deniyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an ayarlara girdik. Burada hız limitini kaldıracağınız yer, ilk ekranda karşınıza çıkan yer, bu çok önemli. Herkes hızını arttırmak istiyor çünkü. Burası genelde 25 olur. Siz bunu 72 maksimumumuza getirerek bisikletin maksimum hızı olan 35-40 km arasında çıkabilirsiniz. Şimdi tekrar iç özelliğine girmek için tıklıyoruz. Tekrar bastığımızda hiçbir ekran kımıldamıyor. O sıra artı ile eksiye bastığımızda iç ayarlara girebiliyoruz. Parametre ayarlarına P1 tork ayarı 130 yapın. P2 1 yapın. Bu pedal sensörünü aktif veya pasif getiriyor. P3 1 yapın. Bu da dediğim gibi bu el gazıyla giderken o dördüncüydü pardon. Toplam gittiğiniz kilometreye pedalı bıraktığınız anda sıfıra indiren değer. Bunu 1 yaparsanız herhangi bir sorun olmuyor. Sıfırda oluyor. P4'te el gazını maksimumumuzda devamlı kullanmanıza yarıyor. 0. Bu ayarları bu şekilde kullanmaya devam edin arkadaşlar. P5'i de 15 yapın. Motorun voltajdan bataryadan çekeceği maksimum voltajı gösteriyor 15. Onun dışında da başka bir ayarımız yok. Ekranla ayarıyla ilgili her şeyi gösterdim arkadaşlar. Bu ekranın tüm ayarları bu. Tablet ekran, güzel ekran. Şu anki ekranların çoğundan güzel bir ekran bence arkadaşlar. Gerçekten çok kullanışlı. Ekran ve parametre ayarlarını da çözdüm. Sizlere de hepsini gösterdim. Bütün ayarları bu şekilde yapabilirsiniz. Bayağı bir emek harcadım arkadaşlar. Gerçekten bunu yapabilmek için çok uğraştım. Bir sürü kilometre yaparak, denemeler yaparak bunlara ulaştım. Sizler de bu emeğimin karşılığında sadece kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videolarımı izledikten sonra beğenip yorum yaparsanız da ayrıca teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.